Merhaba ve hoş geldiniz. Ben Balaban. Bugün sizlere tarih sahnesinden unutulmayan bir ihaneti anlatıyor olacağım. Hazır olun çünkü bugün Türklerin tüyler ürperten bir dönemeçte yaşadıkları karanlık bir hikayeye dalıyoruz. Bu podcast bölümünde Cürcen'deki vahşeti ve dehşeti Kuteybe bin Müslim'in Türklere yaptıklarını ele alacağız. Haydi başlayalım. Tarihçi Taberi'nin Tarihi Taberi kitabında aktarılan şu alıntıyı paylaşmak istiyorum. Her kim Türklerden baş getirirse 100 dirhem vereceğim. İmdi Müslümanlar bir bir Türklerin başını kesip getirip 100 dirhemi aldılar ve Türkleri dağıttılar. Hesapsız kırdılar ve mübalağa ile mal ve ganimet alıp yeniden dönüp Merv'e geldiler. Bu sözler Kuteybe bin Müslim'in Türklere yönelik vahşi saldırılarını gösteren bir kanıt niteliği taşıyor. Ancak tarihçiler bu katliamların ardında yer alan bir başka kişinin de olduğunu belirtiyor. O kişi ise Arap şairi Kah el-Aşgari. El-Aşgari'nin tarihe geçen şu sözleri Türklere yönelik vahşetten gurur duyan bir zihniyetin ifadesidir. Kazah ve Facaç önlerinde korkudan birbirlerine sarılmış perişan Türkleri öldürdüğünüz geceleri hele bir hatırlayınız, herkesi kılıçtan geçirdiniz. Yalnızca ata bile binemeyecek yaşta küçük çocuklar kaldı. Binenler de o hırçın atların sırtında sanki bir yük gibiydiler. El-Aşgari'nin bu sözleri Türklere yapılan zulmün ne kadar vahşi boyutlara ulaştığını göstermektedir. Ancak Kuteybe bin Müslim'in liderliğinde Arap ordusu Türklere yönelik katliamlarına durmaksızın devam etmiştir. Kuteybe, Horasan şehirlerine nameler göndererek asker topladı ve Talkan'a doğru yola çıktı. Talkan Meliki'nin kaçtığını öğrendiğinde kararını verdi. Talkan halkını kılıçtan geçirecek, ne kadar kırabilirse kıracaktı. Bu acımasızlıkla Kuteybe'nin askerleri sayısız Türk öldürdü. Tarihi Taberi'de anlatıldığına göre Talkan'dan Mavera'ın nehire doğru ilerlerken yol üzerindeki ceviz ağaçlarının dallarına insanlar asılmıştı. Bu görüntü o dönemde Türklere yapılan zulmün bir simgesi haline gelmişti. Kuteybe'nin ordusu ilerleyerek Mavera'ın nehire vardı. Ancak oradaki Melik kaçtı. Kuteybe, Melik'in iki erkek çocuğunu esir alarak kalan şehir beylerini itaatini sağladı. Başlarını kesip hacaca gönderdi. İşte bu korkunç olaylar Türklerin maruz kaldığı zulmü gözler önünde seriyor. 70 yıl süren Türk-Arap savaşlarının en önemli noktaları ve sonuçları olarak tarihe kazınmıştır. Bu savaşlarda 100 binden fazla Türk katledilmiş, 50 binden fazla Türk genci köle ve cariye yapılmıştır. Şehirler yağmalanmış, ganimet ya halkın her şeyi talan edilmiştir. Tüm zenginlikler, tarihi yapıtlar yok edilmiş, yakılmış, yıkılmıştır. Araplar tarihte yaşadıkları bu en büyük yağma ve talandan çok büyük servet elde etmişlerdir. Ancak bu acı olaylar unutulmaz bir utanç vesikası olarak Türklerin tarihinde yerini almıştır. Geçmişimizin karanlık yüzünü şimdi biraz ışık tuttuğumuza inanıyorum. Bu podcast bölümünde Talkan ve Cürcen'deki dehşet dolu olayları ve Kuteybe bin Müslim'in Türklere yaptıklarını El-Aşgari'nin sözleriyle birlikte sizlerle paylaştık. Umarım bu anlatım tarihin derinliklerinde kaybolmuş bu hikayeyi yeniden hatırlamanıza ve düşünmenize vesile olur. Thank you.